Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Seyyidil Evvelin ve Ahirin. Medede ya Resulullah. Medede ya Saadet-i Ashab-ı Resulullah. Medede ya Meşayihina Destur. Ula Şahallah Fezda Asan Şah Muhammed Nazım Hakkani. Medede. Tarikatına as-suhba vel khayru fil cem'iyye. Medede ya Resulullah. Peygamber Efendimiz buyuruyor. İnsanları idare etmek için gönderildim. Müdârât-ı nâs. Yani her anlayacağı lisandan anlattım diyor Peygamber Efendimiz. İnsanları aksine kendi adetlerini yahut ters bir şey söylemedi Peygamber Efendimiz. İnsanların fıtratında olan şeyleri söyledi. Çünkü insan iyi ahlak, herkes sever onu. Öteki türlü olunca insanlar uzaklaşır. İnsanlar tam tersi, aksine giden şey olunca kaçar gider. Onun için Peygamber Efendimiz derdi, hayyihim ma dumta fi hayyihim ve darihim ma dumta fi darihim. Yani onların memleketlerinde olduğum vakit onlara bir yere gittin mi selam ver. Gene evlerinin yanında olduğun vakit onlara aksi gitme, idare et. Çünkü selam vermesen onların yerinde seni düşman bilecekler. Sana kim bilecekler? Eski zamanda olduğu vakit sağ da çıkmazdı insan oradan. Onun için bir tebliğ edileceği vakit insanın haline bakılır. Yavaş yavaş idareten hepsini birden söylesen o insan hem kaçar hem sana düşman olur. Öteki türlü yavaş yavaş olunca insan bu söylediklerini anlaya anlaya şey yaparlar, hak yola gelmeye gelir. Ve Peygamber Efendimiz ümmetine iyiliği emretmiş, güzelliği emretmiş. İnsanlar da güzel yoldan davet edin diyor. İnsanlara sert davranmayın. İnsanlarla beraber oturun diyor. Ama onun da bir sınırı var. Sınır, sen bu oturduğun insanlar yola gelmeyecek. Hadi anladık, yola gelmeyecek bir şey değil de Allah'a, peygambere dil uzattıkları vakit onların yanında oturmayın diyor. Onlardan uzak durun. Bunlar anlaşıldı ki yola gelecek insanlar değil. Onlardan uzak durun. Başka biz yapamadık. Yapabildiğimiz kadar, elimizin geldiği kadar yapıyoruz. Ondan kalanı bu kadardır. Daha fazla günaha girmeyelim. Çünkü emirdir. Ve Allah'a, peygambere dil uzatan insanların yanında onlardan konuşmayın diyor. Uzak durun. Çünkü o insanlar o mecliste artık Allah'ın rahmeti değil de Allah'ın gadabı enmiştir.
hemen oradan uzaklaşmak lazım ki o kötü meclis oldu. O size değmez. Çünkü siz yapabileceğinize kadar yaptınız. Kalan onlara olur. Dediğimiz gibi Allah herkese ıslah hal versin inşallah. Amin.